Merhaba. Bu derste yorumlar panelini inceleyeceğiz. Yorumlar paneli sizin internet sitenize gelen kullanıcıların sadece aktif içeriğinizi okumakla, görmekle yetinmeyip yorum bıraktığı ve sizin görerek onay vermeniz gereken yorumları kapsar. Şimdi internet sayfanıza gelen kullanıcılar bazen bir yanlış olsun ya da çok hoşuna gittiklerini belirttikleri olsun ya da bir tartışmaya katılmak için olsun sitenize gelip yorum yaparlar. Sayfanızın alt kısmında ya da yazınızın alt kısmında. Yorum yapıldığı anda siz eğer, ki ben size bunu tavsiye ediyorum başınıza uzun vadede iş almamanız için, yorumlara onay ver seçeneği seçmişseniz, yönetici onayı gerektirsin seçeneği seçtiyseniz, ben bunu ayarlar kısmında anlatacağım. Ayarlarda tartışma alanında geçiyor bu. Yorum direktman yayınlanmaz. Zaten doğru olan da budur. İnsanlar eğer siz yönetici yorumu vermezseniz, yani herkes siteme yorum yazabilir derseniz, kötü niyetli kullanıcılar gelir ve sitenizi yorum yağmuruna tutarlar. Bu da sizin için hoş olmaz. Bir bakarsınız bir anda yorum dolmuştur her yer. Bu hoş olmayacaktır. Tamam. Şimdi bende 3 tane istenmeyen yorum var esasında. Bu istenmeyen yorumlardan bir tanesini size anlatmak için geri aldım. Bunlar spam olarak, yani çöp olarak insanları rahatsız eden, reklam amacı güden yorumlar. Peki. Şimdi yorumlar seçeneğine geldim. Yukarıda bakın bir baloncuk var. Çizgi romanlardan hatırlarsınız. Bu baloncuk bir tane yorum olduğunu ve sizin onayınız beklediğini ortaya koyuyor. Öyle anlatalım. Şimdi yorumlar kısmına geliyorum. Ne diyor? Tüm yorumları göster. Kontrol bekleyen. Kontrol bekleyen şu. Ben internet sayfasında bu yorumu okuyacağım. Örneğin arkadaşım demiş ki işte çok güzel bir site. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Siz bu yorumu okuyorsunuz. Herhangi bir sakınca, içeriğinde herhangi bir sakınca olmadığını öngörürseniz, onaylaya bastığınız anda yorumunuz ilgili yazının ya da sayfanın alt kısmında tak diye yayınlanıyor. Bu güzel bir şey. Cevaplı seçeneği de yoruma istinaden yazılan bir cevabı belirtiyor. Ona yoruma cevap veriyorsunuz. O da yanlış hatırlamıyorsam sayfada yayınlanıyordu. Devam ediyorum. Hatta girintili bir şekilde yayınlanıyordu. Onu da belirteyim. Şimdi adam size gelmiştir. Ana avrat sövmüştür. Hızlı düzenle seçeneği onun sövme kısmını ya da herhangi bir şey kısmına ya da hoşunuza gitmeyen reklam içeren kısmına hızlı düzenle alanında değiştirmenizi sağlar. E-mail'ini değiştirebilirsiniz. URL'ini o şey bağlı olduğu siteyi ya da linkini verdiği alanı değiştirebilirsiniz. İsmini bile değiştirebilirsiniz o kişinin. Devam ediyorum. URL'yi kaldırabiliyorsunuz bakın buradan. Çarpıya bastığınız anda alandan kaldırılıyor. Şuna dikkat ettiniz mi? IP adresi karşı tarafı. Olur ya, Allah korusun, hukuk gibi bir durum olabilir böyle bir hususta. IP adresi onu ele vermesi için yeterli. Düzenle yorumu daha teferruatlı olarak, daha ayrıntılı olarak düzenlemenizi sağlıyor. Daha deminki hızlı düzenleye benziyor. Bakın burada ne diyor? Onaylanmış. Onaylanmışı seçip güncelleye basarsam yorum onaylanıyor. Bekleyen seçeneği şu. Benim onayımı bekliyor şu anda. Siteyi ziyaret et seçenekleri var. E-posta gönder seçenekleri var. Bu WordPress'in iyi özelliklerinden biri. Yorum geçmişi ne diyor? 3 gün önce Akismet bu yorumu istenmeyen olarak yakaladığını belirtiyor. 5 dakika önce de ben bunu istenmeyen olarak olmadığını raporladım. Yani yazının geçmişini görebiliyorsunuz ya da yorumun. Çöpe taş seçeneği komple şutluyorsunuz çöpe. İstenmeyeni seçerseniz de yorum istenmeyenler klasörüne gidiyor. Yani tamamen artık istemediğiniz, nefret ettiğiniz bir hal alıyor. Tüm yorum türlerini göster seçeneği var burada. Filtreleme yapabilirsiniz. İstenmeyenleri boşalt. İstenmeyen yorumları kontrol seçeneğine basarak buraya açabilirsiniz. İstenmeyen yorumları da bu alanı komple çöpe boşaltabilirsiniz.